Kerimcan'ın sağlık durumu ile ilgili merak ediyorsunuz. Sağlık durumu ile ilgili bir açıklama da geldi sevgili izleyiciler. Şu an İstanbul'da Nişantaşı'nda özel bir hastanede ablası ve annesi yanından ayrılmıyor. Arkadaşlarımız annesine de ulaştı. Sağlık durumu ile ilgili hanımefendi bir açıklama yaptı. İzleyelim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Neler söyleyeceksiniz? Son durumu nasıl Kerimcan'ın? Çok iyi, gayet iyi. Sağlığı yerinde mi? Bugün hastanede mi kalacak? Yerinde, evet. Müşahede altında. Hı-hı. Hiçbir İlk, sorun yok. Anladım. İlk olayı duyduğunuzda neredeydin? Samsun'da oldu sanırım olay. Evet. Bazı haberler çıkan dayak yediğine dair. Hayır, evet. Hayır. Öyle bir şey yok. Önce kemiği kırıldı dediler ama yalan yok, acaba? Yok, yalan onlar, yalan. Ha, yüzünde bir hiçbir hasar falan hiçbir yok şey değil mi? Yok, yok. Teşekkürler. Tekrardan çok geçmiş olsun. Sağ olun. Annenin yüzü, annenin evet. Ağzından başka kelimeler çıkıyor İçi ama başka. Yüzü her şeyi ele veriyor aslında. Müge sana bir şey söyleyeceğim, sen de çok şaşıracaksın. Anne ve babası Kerimcan'ın başına gelenleri bizden öğrenmiş. Ay, bizim çok yayından öğrenmişler. Ay. Bizi izliyorlarmış ne o sırada. Ne yazık ki bizim böyle iki tane anne şeyimiz babası, daha var. Evet, anne ve babası Hı. paniklemesin diye de aramamış. Tabii sosyal medyaya da düştü olay. Çünkü Kerimcan bağlandığında da annesinin babasının izleyebileceği onu endişesiyle da onu da düşünerek tedbirli açıklama yaptı sevgili izleyiciler. Ben de ve Gülşen de ve belki sizler de dahil olmak üzere Kerimcan'ın annesini de ilk kez görüyorsunuz. İlk kez görüyoruz. Ne kadar derli toplu düzgün bir hanımefendi ama evladı içeride kırık çıkık içinde bile olsa o da biliyor ki gazetecilere çok kötü durumda deyip ortamı paniğe sürüklemek istemiyor. Çünkü biraz evvel de söyledik emniyet mensupları ya da avukatları da çok fazla açıklama yapmayın şeklinde uyarmış olabilir.